Merhaba. Bugün Ortaçağ Bizansı'nın son dönemlerinden bir resmi inceleyeceğiz. Hatta bu resmin İtalo-Bizans tarzı bir eser olduğunu da söyleyebiliriz. Şu anda İtalya'da bulunuyoruz. Doğu Roma İmparatorluğu'nda yaygın görülen sanat tarzının burada önemli etkileri olmuş. Orta Çağ'ın sona ermekte olduğu, Rönesans'ın ise başlamak üzere olduğu bir dönemdeyiz. Görmekte olduğumuz eser Berlinghieri tarafından yapılmış. Resimde gördüğümüz kişi ise San Francesco. San Francesco tarihsel açıdan önemli bir kişilik. Ölümünün üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra onun anısına mihrapta gördüğümüz bu çok değerli resim yapılmış. San Francesco, Fransiskan tarikatını kuran kişi olarak bilinir. Hikayeye göre bu konuda şiddetli tartışmalar yaşanmış. Hatta bir grup San Francesco'nun aziz ilan edilmesini istiyormuş. Ancak bir ara kilise San Francesco'yu afaroz etmeyi bile düşünmüş. Çünkü görüşleri oldukça radikalmiş. Burada incelediğimiz resimde aziz ilan edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Hatta bazı sanat tarihçileri bu resmin San Francesco'nun önemini vurgulamak ve aziz ilan edilmesini desteklemek üzere özellikle yaptırılmış olduğunu düşünüyor. Bu düşünce doğru olabilir. Zira bu sahnede Francesco son derece net bir şekilde bir mucizeyi gösteriyor. Stigmata, İsa'nın yaraları. İsa ile yakınlığı vurgulanmış. Hazreti İsa'nın vücudundaki yaraları kendi vücuduna almış. Tırnaklarındaki, elindeki, ayaklarındaki yaralara bakın. San Francesco bize yaralarını gösterir gibi. Arkasında yer alan 6 adet küçük sahne var. Bu sahneler Aziz Francesco'nun hayatına ait. Ancak aynı zamanda Hazreti İsa'nın hayatına da oldukça benzer sahneler. San Francesco, Hazreti İsa'nın yaşadığı fakirliği kendi hayatı boyunca örnek alıyor. Kilisenin kendisini rahatsız hissetmesinin sebeplerinden biri de bu. San Francesco çok varlıklı bir aileden geliyor. Sonra bu dini aydınlanmayı yaşıyor, hayatını Hazreti İsa gibi fakirlik, yoksunluk içinde geçirmeye karar veriyor. Üzerindeki gösterişli giysileri çıkartıyor ve babasına fırlatıyor. Diğer mucizelerini de panelin üzerindeki diğer resimlerde görüyoruz. Kuşlara vaaz verirken, Hz. İsa'nın yaralarını alırken, yaraları kimden alıyor? Daha dikkatli bakalım. Altından ince çizgiler var. Üzerinde de haç şekilli bir cisim. Sanırım bu kutsal ruh. Orta Çağ'da gelenekselleşmiş düşünceler sembollerle canlandırılmış. Resimde yer alan figürlerin boyutlarına bakalım şimdi de. Francesco dev gibi çizilmiş. Yanındaki bina küçücük gözüküyor. Resmi çizerken boyutların orantılı olması gözetilmemiş. Aslında Francesco'nun bu şekilde çizilmiş olması resmin temel fikrine çok uygun. Başının tıraşı, üzerindeki kahverengi cübbe, ayaklarının çıplak olması, bunların hepsinin sembolik anlamları var. Hazreti İsa'ya daha yakın olabilmek için ne kadar tevazu içinde yaşamış olduğunu, gösterişten kaçındığını, doğallığa önem verdiğini görüyoruz. Dünyanın maddi nimetlerine değer vermediği görsel olarak yansıtılmış. Daha sonraki dönemlerde yapılmış olan tasvirlerinde ideale daha yakın, daha göze hoş gözükecek şekilde canlandırılmış. Aslında San Francesco'nun değer verdiklerini, ilkelerini düşündüğümüzde belki de bu resim daha gerçekçi bir eser.